Herkese selamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Sevgili dostlar, Mount & Blade 2 Bannerlord'da ana hikaye serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. İmparatorluk sancağını, imparatorluğa zafer getirdiğine inanılan ejderha sancağını bir araya getirip Rhaegar'a teslim etmemizle başlayan serüvende bize savaş ilan eden krallıklardan geriye bir tek Vlandia kalmıştı. Hikaye gereği savaş ilan eden krallıklardan geriye. Yoksa hikaye harici gene herkesle savaşıyoruz. Yani çarşı pazar karışmış vaziyette. Neyse efendim, velhasıl Kenan Vlandia'yı durdurmaya çalışıyorduk ana hikayede ilerleyebilmek adına. Hemen Penkanlok'a doğru gideceğim bu 1800 askerle ve Vlandia'yı yıpratabildiğim kadar yıpratmaya çalışacağım. Şimdi dostlar, biliyorsunuz, bu arada videoyu izleyenler beğenerek destek olmayı ihmal etmeyin lütfen. Şimdi efendim, biliyorsunuz, seriye yabancı değilseniz, seriye aşinaysanız şayet birkaç bölüm seyretmişseniz, bu seri ihanetlerle dolu bir seri. Birçok klan bize ihanet etti dostlar. Birçok yerden ihanet yedik. Dunglace ve Carr Bannister'ın sahibi olan Ostikos klanı normalde bize bağlıydı. İhanet etti, iki şehir kaybettik. Balgard, Omor, Epictora ve Asgard'da bulunan 4 şehrin sahibi ve 4 kalenin sahibi, kalelerin adlarını bilmiyorum, Coltid klanı bize ihanet etti ve 4 kale kaybettik. Sanala ve Sibir Lord'u olan Yorick bize ihanet etti ve 2 şehir kaybettik. Yani toplamda ihanetler silsilesi sağ olsun 8 şehir, 6 kale civarı bir şey kaybettik ki bu fevkalade can sıkıcı. Neyse ki can sıkıcı olmayan bir nokta var dostlar. O can sıkıcı olmayan nokta da şu. Vlandia pes ettiğinde, hikaye ilerlediğinde Batı İmparatorluğu bizle birleşecekmiş. Bu arada bunu bana sadece bir kişi söyledi. Yani arkadaş beni kandırmışsa şu an gerçekten çok büyük üzülebilirim. Bana bunu bir kişi söyledi ama arkadaşın yalan söylemeyeceğine inanarak doğru kanısına varıp bu şekilde devam ediyorum. Hani elimden geldiğince yıpratabildiğim kadar Vlandia'yı yıpratmaya çalışacağım. Vlandia tamamıyla yıprandıktan ve barış anlaşması imzaladıktan sonra bakalım efendim. Yani eğer kendileri, Batı İmparatorluğu'nun kendileri bize katılırsa hikaye gereği, muhteşem olur. Umarım katılır. Şimdi her zamanki gibi dostlar, bayağı tedbirli, bayağı tecrübeli savaşçılardan oluşan ordumu mümkün olan en iyi şekilde kullanmaya çalışacağım. Şehirler fethetmek durumundayız. Ki ilerleyebilirim, düşmanı zayıflatabilirim. Bunu yapmak için de mutlaka tribüşeleri kurup burada bulunan balistaları yok ederek öyle girmek istiyorum. Sevgili Kingsdark Prime'ın avantajıyla aramıza katılıyor. Kingsdark hoş geldin, merhabalar. Çok teşekkür ederim Prime'ın avantajıyla aramıza katıldığın için, çok çok sağ ol. Şimdi şu tribüşeleri kaptırmayalım kimseye. Geri kalanı bir şekilde halledilir. Ve Vlandia'ya da artık toprak kaptırmayalım. Vlandia %62'de pes etmek konusunda. Kral Dertart hala adam topluyor bu arada. 70 tane adamı var Kral Dertart'ın. Babam, babam. Çok güzel, Vlandialıları esir almaya devam ediyoruz. Batı İmparatorluğu bizi el seriyor bu arada. Abi sürekli Batı İmparatorluğu'yla bir savaş halinde olmak beni yoruyor açıkçası. Ya beni Batı İmparatorluğu'yla savaşmak görmüyor. Beni ihanetler birazcık görüyor dostlar ama bakalım. Dediğim gibi elimizden geleni yapacağız. Şu tribüşeler iş yapıp yukarının balistalarını kırarsa çok daha huzurlu bir savaş yapacağım ama. Ha gayret. Surların kırılmasını istemiyorum. Sadece yukarının temizlenmesini istiyorum. Ama başaramıyoruz gibi. Düştü mü ya arka tarafta bir şeyler? Bak Iakis kuşatılmış. Ya Aseray acaba comeback mi atıyor ya? Bizim Yorick'in ihanetiyle beraber Aseray yeniden büyüyorsa gerçekten bu durum benim canımı feci halde sıkacak. Abi azaltamıyorum. Gerçekten azaltamıyorum.
Tam tek balisteye düşmüşken bence girelim ya. Çünkü bir daha böyle bir şansı bulamayabiliriz. En azından tek balisteye düşmüş. Bizim tribüşeler tamamen yamulmadı. Bir tek sağ kulede balista kaldı. O sağ kuledeki balista da azıcık hasar vursun. Ne yapalım? Bir tanesi kuruluyordu böyle. Tam kuruluyor kurulmuyor arasıydı. Elimizden geleni yapalım. Ekrem hoş geldin. Merhabalar. İmparatorluk birleşmedi efendim daha ne yazık ki. Asker falan koymuyorum. Direkt lambur lumbur lambur lumbur ilerleyelim efendim. Yani sadece bir tane balista var olduğu için şeyler de zarar görmeyecek. Kuşatma kulelerimiz de zarar görmeyecek. Bununla beraber koçbaşları da zarar görmeyecek. Bu güzel bir şey efendim. Yani dört bir yandan hücum edebileceğiz elemanlara. Lakin şehir falan oldukça görkemli durmuyor mu dostlar ya? Baksanıza. O tabi her yer yanıyor da. Bana kalırsa baya baya görkemli duruyor yapı. Özellikle şu yıkılan kısımlar. Yıkılan kısımların orada okçular mı var? Hop. Batanya kahramanları bir de. Oo tabi Penkanok önceden Batanya'nın da Batanya topraklarında çok uzun yıllardır savaş dönüyor arkadaşlar. Yani senaryo gerçekleşti gerçekleşeli. Biz Vlandia ile kapıştık kapışalı hep Batanya topraklarındayız. Gerçi buraya Sturgia'yı alarak geldik de Sturgia da Vlandia'nın elindeydi galiba ya. Aynen. Sturgia da Vlandia'nın elindeydi. Vuruşa vuruşa buraya kadar çekmeyi başardık herifleri. İşte tek sıkıntı ihanetler ya. Tek sıkıntı ihanetler. Peki. Bizim atış kuvvetimiz adamlarınkinden çok çok daha üstün galiba. Baksanıza okçularımız adamlara göz açtırmıyor. Koçbaşı mekana yaklaştı. Ve yani balistanın varlığını hissetmedim. Adamların bir tane balistası var. Nerede bilmiyorum ama belki bizim tribüşe savaş esnasında mı kırdı acaba? O konuda da hiçbir bilgim yok. Ölü mü şu beyefendi? Ölü gibi duruyor baksana. Ölü. Ölü. Ruhunu öyle teslim etmiş eleman. Aklımızı alıyorsun birader. Öyle ölünür mü ya? Hem orada gibi hem değil gibi. Ok atıyorum ok içinden geçiyor. Biraz okçuluk yaparken adamın biriyle göz göze geldim galiba. Kendi adamlarımızdan biriyle. Yukarı çıkmalı mıyız sizce? Çıkalım ya. Allah ne verdiyse biz de iki kılıç sallayalım. Hep ok çeke çeke olmaz bu iş. Bizimkileri yukarıdan aşağı mı atıyorlar? Evet sanırım... Burayı yarması oldukça zor olacak değil mi? Hele kullandığım göndergeli silahla. Vurduğunu indirir de bir balta gibi işte kalkan yarmaz. Bir balta gibi kalkan yarmayacağı gibi kılıç gibi rahatla savrulamaz. Sıkıntı sevgili dostlar, sıkıntı. Şimdi buraya biraz daha adam sevk edilirse kaleyi düşürmek konusunda böyle çok daha iyi işler yapabiliriz.
Bence burada iyi tutunduk bu arada. Yani karşının bu kalabalıklığına rağmen burada kesinlikle iyi tutunduk. Yavaştan geri çekiliyorlar ya da kaçıyorlar gibi hissettim. Kullandığım bu arada baltalı mızrak sevgili dostlar. Ama neyli baltalı mızrak da hatırlamıyorum. Şu an bu kullandığım sivriltilmiş mi, çelikten mi? Bir adı vardı ama fight'ın sonunda gösteririm. At üstünde çok iyi oluyor göndergeli silah da. Böyle biraz kale içiydi falan sıkıntı. Gerçi bir tek bu ve okum var yani. Efendim sevgili Kavaz TV Prime'in avantajıyla 7. ayında selam abim, iyi yayınlar, hangi günler hangi saatler yayın başlıyor öğrenebilir miyim demiş ve hayırlı yayınlar dileğini iletmiş, teşekkür ederim. Kavaz'cım, sıkıntı çıkmadığı sürece her gün yayın var. Yayınlar öğlen 1 gibi başlar genellikle, öğlen 1 gibi 12 gibi başlar, akşam 8'e 9'a kadar devam eder dostum. Bu şekilde. Kasım ayı içerisinde sanırım sadece 2 gün yayın yapmadım. Belki bir 2 günde 8 saat değil de 4-5 saat yayın yapmışımdır. İşte bu da üçüncüsü o 4-5 saat yapacağım yayınların. Yani bugün akşam 8'e 9'a kadar gider bir sıkıntı çıkmazsa. Çok teşekkür ederim desteğin için bu arada. 7. ayın kutlu olsun, sağ olasın. Çok güzel. Bakın güçlerimizi çok yıpratmadık arkadaşlar. 63 kişilik bir kayıp var. 63 kişilik kayıpla Penkanok şehrini ele geçirdik. Şimdi burayı elimizde tutmak da tabii ki önemli ama fazla kayıp vermeden ele geçirmenin şöyle bir güzel yanı var. Bu ordu savaşa devam edebilecek ve Vilandia'yı zorlamaya devam edebileceğiz. Vilandia hikaye gereği barış yaptığı an zaten oyun bütün yaşanılan ihanetlere ve sıkıntılara rağmen güzel bir yere doğru ilerleyecek. Yani öyle umut ediyorum. Tabii bitirebilirsek. Bot falan iyiymiş. Aa, silahımın adı bu arada. Dengeli baltalı mızrak. Talan edelim yerleşim yerine. Güzel bir refahı varmış baksana. İçeriye biraz da asker bırakıldı. Hocam burada isyanlar çıkmasa bari be. Şeyi devir değil mi? Oh maşallah maşallah. Sana lan comeback atıyor. Ne güzel. Ne güzel abi. Ne güzel abi. Nasıl comeback atıyor peki? Yorick Efendi'nin Asara'ya katılmasıyla onlar da tekrardan ayaklandı. Normalde buraları ben koşturuyordum da. Hüsnü Fulg'a kadar gelemezler ya. Gelebilirler mi? Oğlum gelirlerse çok canım sıkılır bak. Oraya kadar gelemesinler lütfen ya. Yani Güney İmparatorluğu olarak aslında dostlar bakın. Her yer bizimdi var ya. Ya öyle bir başladık ki bakın Tial'dan buraya kadar vuruşa vuruşa geldik. Vuruşa vuruşa bakın. Bölümler boyu kapışa kapışa savaşa savaşa geldik. Sibir alındı. Varnapol hep asilerinde. Sibir alındı. Balgard, Omor, Epictora, Carbenish, Dunglace derken tık 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 ihanetler başladı. Taraf değiştiriyor lordlar yani garip bir şekilde. Hiçbir sebepleri olmamalarına rağmen taraf değiştiriyorlar ve gerçekten oyunda sürekli sıfırlandığımı hissediyorum yani. Sürekli sıfırlanıyoruz. Sürekli sıfırlanıyoruz. Hep başa dönüyoruz abi. %70 Vilandiyalıların pes etme ihtimali. Bence var ya bu ordu gidip Orksali'de alırsa bunlar artık pes eder. Yani Aseray ve Batı İmparatorluğu bir yandan bizi tırtıklıyor ama bence Sargot'u alalım. Oy, Sargot'taki adam sayısına bak. Bence Sargot'un surları yarılmadan oraya girmemek lazım. Abi bak yeter, Fafen'e çok toprak veriyorsunuz. Eyvallah da bak. Ya ihanet ederse bu çocuk? 3 kale 4 3 şehir 4 kale falan gidecek. Ya bizim normalde 30'a yakın kentimiz vardı abi. Lütfen yani bak. Bir ihanet daha olursa oyunu silerim demek istemeyi çok isterdim de.
bana dönüyor dolaşıyor, bana saplanıyor ihale, biliyorsunuz değil mi? Şey konusunda dostlar ya, hani insanlar anlayışla öyle hani süremezsin falan değil de bana yazık günah. Yani güzelim seri mındar olmuş oluyor. Kuşat bakayım burayı. Burada yapacağımız en güzel şey bu arada koç başlarıyla suru patlatmak. Ya bana gelen en mantıklı yöntem bu. Marangozcu dayı 5. ayında. 5. ayın kutlu olsun Marangozcu dayı. Hoş geldin, merhabalar. Çok teşekkür ediyorum desteğin için. Allah'ım lütfen gerilemesin ama ya. Bir yandan da Asaray iyi akisi alıyor değil mi elimizden? Neyi beklediğimi bilmiyorum bu arada. Yani şunları neden hemencecik basmadım? Merhaba. Orduya böyle biraz dışarıdan adam çekiyorum. Penkanok kuşatılıyor. Yapma ya. Kim geldi ki oraya? Aniden kampı nasıl kurdu peki? Bu kadar hızlı kamp kurması normal mi? Surlarını falan yarmadık oranın. Dur bakalım, belki arkadan yaslarız ordularını. Abi lütfen şu Asera'yla barış yapar mısınız? Bakın herifler şehir almaya devam ediyor. Yapmayacaklar barış. Çok bir güçleri de yok ama işte oraya kadar bölebilecek adamımız da yok. ...200 kişiyle dalmış şehre. Alabilecek mi peki? Alabilir bu arada ya. Abi bir şey diyeceğim. Nereden topluyorsunuz bu kadar adamı? Efendim sevgili Light Void 20. ayında. Çok teşekkür ederim Light Void. 20. ayın kutlu olsun. Sağ olasın. Bu arada... ...bizimkiler de bayağı bir adamı tutsak almış. Biz de bunlardan bayağı bir adamı tutsak aldık. Light Voice 20. ayın kutlu olsun tekrardan. Çok teşekkür ediyorum bu arada. Sağ olasın. Şuraya biraz daha adam bırakalım. Yeni bir achievement kazandım. Now your enemy diyor. Şu an benim düşmanım. He? Ey! Nasıl ya? Oğlum ben bu adamlara dalarken içeride 70 kişi vardı. Şaka falan mı yapıyorsun? Şaka falan yapıyor herhalde ya. E ben buraya gelirken bu adamların 70 askeri vardı. Ve yani surlar falan da şey. Eyvallah canım. Evet dostlar, yani genel olarak neden mekanları kaybettiğimizi bilmiyorum açıkçası. Şaka gibiler. Ama ve tekrardan ordu çıkardılar. 589 kişi. Gel bakalım, Rhaega bir ordu kurdu. Şu adamları bir yakalayalım. Penkanok'un sahibi. Tekrar Fafane mi? Ver ver. Fafen ihanet ederse seriyi bırakıyorum bu arada. Büyük konuştum. Umarım ihanet etmez. Edecek ve etmesine rağmen ben de seriye devam edeceğim, biliyorsunuz değil mi? Biraz hantal kaçıyor ordu. Şöyle ilerle bakalım. Yakalayamam. Tamam. Arkandayım. 842. Oğlum bu kadar adamı nereden buldu bunlar? Marunata artık Batı İmparatorluğu kuşatıyor herhalde. Oh, içeride de 300 tutsak var. 300 tutsak içeride. Ay. Ne iyi. Orayı alana 300 adam da bedava veriyoruz ya. Ne kadar güzel. Abi şuraya biz elle dalalım da ne olur ne olmaz bir sıkıntı çıkmasın. Şeyi merak ediyorum bu arada. Görev ne alemde? Vinlandia'nın pes etme ihtimali gitgide azalıyor. Sonsuz bir loop'un içerisindeyiz. Sonsuz bir döngüsünün içerisinde. Oyun sen bırak diye her şeyi yapıyor. Kanka aslında... Bırakacak olsa çoktan bırakılır da. Kameram kapalı bu arada dostlar. Şu savaşı gerçekleştirelim. Au köprü. Fark eder mi ya? Direkt hücum deyip ezer miyiz bunları?
nasıl bir tecrübede ordu basmış olabilirler ki? Yani ne kadarlık bir askeri mevcudiyetiniz var? Daha doğrusu bu askeri mevcudiyetiniz ne kadar şey vaziyette? Tecrübeli vaziyette. Üzerlerine gitmeyeceğim. Önce köprüyü geçelim rahat rahat. Köprüde darda tutmazlarsa hiç şansları yok. Şöyle bir... Aa, ben keşif birliği olarak giriyorum içeri ya tek başıma. Çömez, 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 çömez. Yani idare eder hafif çömezler var. Arkada bir miktar tehlikeli sayılabilecekler var. Atlılar arasında gördüm böyle tehlikeli sayılabilecek birkaç tane. Hoppa. Birinin atı aldım. Şövalyeler saldırıyor. Vilandia kahramanları deve ya deveyle dalıyorlar üzerimize. Tam önce onların süvari akınlarını bir durduralım. Süvarilerinin hücumunu bir kıralım. Şu lordu gidip avlayacağım bir saniye. İn lan o deveden aşağı. İndiremiyorum. Boyum yetmiyor. Atın boyu yetmiyor daha doğrusu. Deve büyük. Ay bir de bunlar gulanlar. Paralı askerler iyi ordu basıyormuş ha. Lord'u yakalayamadık. Sağlık olsun. Biz de hücum emri versek mi acaba? Ya da otomatik savaş emri mi? Bak şu... Lordlardan biri. Peki. Herkesi otomatik savaşa davet ediyorum. Buyurun. Efendim sevgili Teoman 27. ayında nice aylara babuşka demiş. 27. ayın kutlu olsun Teoman. Sağ olasın, hoş geldin. Çok teşekkür ediyorum. Desteğin için çok çok sağ ol. Sevgili dostlar bu arada kamera şeyden dolayı kapalı. Üzerinize afiyet, kahve keyfi yapıyorum efendim. Normalde biliyorsunuz yayınları sabah açtığım zaman sabah içiyorum kahvemi de. Bu sefer yayın böyle akşama doğru açıldı. Bir akşam sefası. Hem güzel bir böyle Bannerlord serüveninde ilerlemece. Hem de kahve sefası. İkisi bir arada şu an çok keyifli gidiyor. İşte tek sıkıntı şu an oyunun bulunduğu evrenin birazcık stresli olması. Stresin temel sebebi de şeyden kaynaklı. Hani toprak kaybetme korkusundan. Savaşarak toprak kaybetmekten yana sıkıntım yok ama hani bir tane ok bile atılmadan ya da bir tane kılıç bile savrulmadan kale şehir kaybettiğimde ben stresleniyorum. Peki Vilandia'nın bu ordusunu bir temizleyelim, daha buradan Marunat'a gideceğiz. Umarım Marunat'ı kurtarabiliriz ya. Umarım Marunat'ı kurtarabiliriz. Ya da önündeki orduyu yenebiliriz artık hani her ne ordusuysa. Ben Batı İmparatorluğu ordusudur diye tahmin ediyorum da belki de Vilandia ordusudur. Bu savaş bize ne kaybettirdi? 36 asker. Abi bence var ya ordu rezervlerimizi çok iyi kullanıyoruz ya. Vilandia barış attığı an her şey bir oluruna gidecek de Vilandia barış atmıyor.
Dediğim gibi bence ordu mevcudiyetimizi çok iyi koruyoruz ya. Ya tabii bir ara bu lordların dağılıp dinlendirilmeleri gerek. Şu an çok aşırı bir savaş söz konusu. Bir ara dediğim gibi lordlar bir dinlendirilmeli. Bir hani güvenli bir alanda orduyu terhis edip lordların toplanmasına izin verilmeli. Ama şu an Vilandia'nın pes etmesi gitgide yakınlaştığı için asılmaya çalışıyorum da fark etmiyor baksana. %67. Kellelerini mi vursak acaba ya? Böyle hani kelle vursak sanki biraz daha rahatlayacağız gibi. Abim Richard'ın liderlik yeteneği artmış. Nasıl bir şey yapalım? Öldürdüğü düşmanların savaş moralindeki etkisini arttıralım. Şöyle Penkanlok'un oraya gelelim. Atın atın, içeri tutsak atın. Birazdan burası sadakattan patlayacak. Değil mi? Güvenlik artı 22. Allah'tan güvenliği artıyor da ben orduyu buradan çektiğim an burası benim elimden çıkacak. Öyle hissediyorum en azından. Yürü bakalım Marunat, hadi bir de şurayı savunmaya çalışalım madem. Kaç tane lordlar elimizde esir ya bizim? Vilandia'dan 28. Bana mısın demiyor. Artık çirkinleşeceğim dediğim gibi yani. Çirkinleşip kafa kesmeye başlayacağım. Au, Maronat'a girmişler bile. Sensin bu arada istikrarsız bağlantı. Ne yapacağız? Bunlara meydan savaşında dalar mıyız? Dalarız. Oğlum saat çok gecikmesin lütfen ya. Beklersem şehri alabilirler. Şehirde kaç asker var hala? Şehirde hala 100 asker var bak. 139 asker var. Kampa dalıyorum inşallah. Garnizon gelmese de olurdu da. Neyse. Bir 500 kişilik ordu daha geliyor. Allah'ım dört bir yanımız kuşatılmış vaziyette ya. Bir yerden Batı İmparatorluğu, bir yerden Sturgiyallar yok. Tamam. Bir yerden Batı İmparatorluğu, bir yerden Asaray, bir yerden Vilandia. Mahvetti bizi herifler ya. Hocam otomatik. Otomatikte patlatın oraları. Sevgili dostlar, anladığım kadarıyla Vilandia tarafını esir düşmek ya da kale kaybetmek durdurmayacak. Kale şehir kaybetmek. Artık bence işin kanla çözülme vakti geldi. Ve kelleler alma vakti geldi. Güney İmparatorluğu ordusunu güvenli bir yerde terhis edip sadece kendi klanımdan olan elit adamlarla lord avlayıp kelle alacağım. Bu bütün Kaldırad'da diyarı ile aramdaki ilişkinin kötüleşmesine sebebiyet verecek ve yani tahta geçmeden bunu yapmak istemiyorum ama Rhaegar'ın daha kaç yıl yaşayacağı belli değil. Rhaegar 60'larında ve Rhaegar öldüğünde oylamalarla beni tahta geçirecekler. Ben tahtın başına geçeceğim. Ya öyle umut ediyorum açıkçası. Bütün herkesle aram iyi. Oy verdikleri zaman beni geçirirler diye tahmin ediyorum ama sanırım dostlar ana hikayede ilerleyebilmek için sonuçta ne dedik? Biz Güney İmparatorluğu'nun lideri olacağız demedik ya da İmparatorluğun lideri olacağız demedik. Bütün Kalradya İmparatorluğun emrine girecek dedik. Gireceğiz, konuşamıyorum. Neyse yani velhasıl Kenan İmparatoriçi olamasam da Güney İmparatorluğu'nun bir neferi olarak İmparatorluğun bütün toprakları ele geçirmesini sağlatabilirim diye düşünüyorum. Lord olmasam da.
Sevgili Berk, Prime'ın avantajıyla aramıza katılıyor. Hoş geldin Berk, merhabalar. Çok teşekkür ediyorum desteğin için. Sağ olasın, hoş geldin. Evet dostlar, bunun ardına bu arada gidip bir adam daha indireceğiz. 500 kişilik bir ordu daha indireceğiz. Gördüğünüz gibi kayıplarımız minimal. Ama bu ordu kesinlikle güvenli bir yerde terhis edilmeli. Batı İmparatorluğundan kimseyi vurmama gerek yok. Öyle bir loot geldi ki bu arada, paraya bakar mısın? 1.78. Ultime'e doğru gitmeyeceğim. Ultime'i kim kuşatıyor bilmiyorum da. Şu 500 kişilik orduyu ben istesem de durduramam aslında. Reymtol kalesine doğru geri çekilecek onlar ve Reymtol'da da doğru düzgün savunma yok. Surlarını patlatıp yiyelim mi bu herifleri? Hatta surları patlatmaya bile gerek kalmayabilir ama. Her yerden kuşatma haberleri, her yerden kuşatma haberleri. İçeride 600 adam var. Surları patlatıp girelim ya. Hiç yormayalım kendini. Gene Penkanok gidiyor elden. Hemen kuşattılar mı? Okey, daha kuşatma yerini yapamamışlar. Zaten adamların da o ordusu dağılmış. Ben de bu orduyu dağıtacağım da artık. Ne zamana kısmet olacak bilmiyorum. Sizce de haddinden fazla adam toplamıyorlar mı ya? Merhabalar bu arada. Haddinden çok çok daha hızlı bir şekilde adam topluyor bunlar. Haddinden fazla ve çok hızlı. Yani bakın, daha yukarıda bir yerde bu burayı kuşatan 700 birimlik ordunun haricinde yukarıda bir yerde hala şey vardı. Hala toplanan bir Vilandiyalı kuvvet vardı. Yani ana hikayede ilerleyebilmek için mecbur sanırım kellelerini alacağız elemanların ya. Efendim sevgili Pepelekos, 5. ayın daha teşekkür ediyorum. Pepelekos, 5. ayın kutlu olsun, sağ olasın. Evet, adamları çok tecrübeli değil, farkındayım da. Asker toplama hızları gene de çok fazla. Yani düşmanın bu denli hızlı toparlanması beni gerçekten üzüyor. Çok hızlı toplanıyorlar. Şimdi arkadaşlar bakın, ben bir ikilem yaşıyorum. Bu yaşadığım ikilemi de size anlatayım. Şimdi öncelikle benim İmparatoriçe olduktan sonra kelle almam gerekiyor diye düşünüyorum. Şundan dolayı, İmparatoriçe olayım, sadakat poliçelerini ülkeye geçireyim. En azından ihanet olsa bile isyanlar olmasın. Ve biz bir şekilde kelle vura vura sadık kalanlarla, sadakatli olanlarla seriyi bitirelim. Yani o sadakat poliçelerinin geçmesi gerekiyor çünkü. Yerleşim yerlerinin isyan etmemesi için. Gene lordlar ihanet edebilir ama en azından hani isyanlarla uğraşmayız. Kraliçe olmadan poliçe geçiremiyor musun? Abi teklif ediyorum da kabul etmiyorlar ya. Hani bazı şeyleri zorla dayatmam gerekiyor buradakilere. Yoksa aldığımız her toprakta ihanetle uğraşacağız. Dediğim gibi hani yaşadığım ikilemlerden biri bu. Sabret, bekle, kraliçe ol, poliçeleri geçir, vur kelleleri. Ya da vur kelleleri, sıçarlar poliçesine de. Hani amaç ana hikayede ilerlemek değil mi? İhanet de olsa, işte isyanlar da olsa sadece Vilandia'dakilerin kellesini vur, adamları bitir. Maksat senaryo ilerlesin. Bu iki seçenek arasında gelip gidiyorum. Bir mantıklı olan var işte. Mantıklı olan seçenek dediğim gibi kraliçe olmayı beklemek. Kaçtınız mı lan bu arada? Daha 170 adam varken kaçtılar mı? Biz bunlara ne yaptık hocam? Gururlarını kırdık galiba adamların. Asker gönderelim artık ya. 1900 adam varken yani. Asker gönderelim, yiyelim herifleri. Gururlarını kırdık sanırım.
Abi bu arada hiçbir şekilde pes etmeyi düşünmüyor musunuz ya? Hala %68. Nasıl %68 olabilir ulan? Bu arada size kötü haberi ben vereyim. Kötü haber şu arkadaşlar. Eğer ki burayı ele geçirirlerse içeride 870 tane tutsak var. Burayı ele geçiren ordu 870 tane asker kazanacak. Jackpot gibi böyle ya. Sanki hani bonus ödül. Mantıklı yol ömrünü sömürür. Katılıyorum. En son kafama ban gelmişti. Neden ban yediğini hatırlamıyorum sevgili Pepe Lekos. Şimdi Vlandia'nın 30 lordu esir. 429 gündür savaşıyoruz. Gerçekten ömür verdik oyuna. Ne yapacağız? Bu ordu bir şekilde dinlenmeli. Baksana 40'ar 30'ar adamları kaldı. 2 sayfa adamla geziyorum da. 40'ar 30'ar askerleri kaldı heriflerin yani. Baronat tekrar kuşatma altında. İyi bari yol üstünde bir daha savaşacağız. Şansa bak. Evet, orayı da 847 kişilik ordu oluşturdu. Nasıl ve ne ara ulan yani? Nasıl ve ne ara kardeşim ya? Dalga mı geçiyorsunuz? Adam mı seçiyorsunuz? Ne yapıyorlar anlamadım gerçekten ya. Aa, bu kadar hızlı asker toplamaları normal mi? The Amazing Spidey 3. ayında Spidey is back demiş. Hoş geldin canım, merhaba. Teşekkür ederim. Yayına katılıp eşlik ettiğin için çok çok sağ ol. Eyvallah. Oğlum niye böyle ya? Çok hızlı toplanıyor bunlar ha. Ben sağ baştan vurmaya başlayacağım kelleyi ya. Valla mantıksız olanı seçeceğim galiba artık. Atak ya. Vurun abi, çürütün ömürlerini. Sürekli aynı yerde saymaktan yorulduk artık. İşte krallığı bir ben alabilsem. Bu arada şom ağzımı açmak istemiyorum da sevgili arkadaşlar, yaklaşık 40 dakikadır ihanet eden kimse yok. Bu bir rekor olmalı böyle. Şaşkınlık içerisindeyim. 40 dakikadır nasıl kimse ihanet etmez? Hayrola, iyi misiniz? Bir sıkıntı mı var efendim? Yani insanın bir sorası geliyor. Kardeş, her şey yolunda mı? Hasta falan olmadınız değil mi? Abi bu arbeletçiler tecrübeli. Tırt değiller bu arada, farkında mısınız? Abi bu. Ben kesinlikle kelle vurmaya başlıyorum ya. Kesinlikle kelle vurmaya başlıyorum abi. Hadi bakayım artık. Kellelerin alınma vakti geldi. Elimizde ne kadar lord esirse... Bak bu orduda bulunan herkese rüşvet verip bütün lordları kendi orduma alacağım. Vlandia'lı olan bütün lordların kellesini vuracağım. Batı İmparatorluğundakileri salacağım. Yok yere kendimize daha fazla düşman edinmeye gerek yok. Gerçi her türlü düşman olacaklar ya. Düşmanım olan herkesin kafasını vursam. Hallederiz be. Hatırladım tabii ki. Mustafa'cığım hoş geldin. Kesinlikle bereket dostum. Hatırladım dostum, tabii ki seni biliyorum. Ben sana ismini değiştirmişsin ondan. Yani yazdığın nick'in neyse onu okudum. Yoksa The Amazing Spider-Man olduğunu biliyorum canım. Spider-Man Animated Series. Hoş geldin dostum. Yani kaç defa selamlamışımdır Mustafa seni. Konuşmuşuzdur biliyorum. Yani nickini değişmişsin. Sen nasıl hitap edilmesini istersen öyle hitap ederim sana.
hani Nick'in filin hortumundan daha büyük falan olsaydı öyle okuyacaktım. Filin hortumundan daha büyük hoş geldin falan böyle. Anladın mı? Gerçekten mi falan diye sonra bir soruyla. Çünkü gerçek olmamalı. Hoş geldin. Teşekkür ederim bu arada tekrardan. Kesene bereket. Sağ olasın. Bu arada filin hortumundan daha büyük olan şey dertleri. Yanlış anlaşılma olmasın. Hani gerçekten mi bu kadar mı sıkıntılısın diye. Ben de inanmadım. Bana da inandırıcı gelmedi. Boş ver. Şimdi oh 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 oh. Abi başlıyor muyuz kelle almaya? Başlıyor muyuz kelle almaya? My body is ready. Var mı elinde Lord tutsak eden? Bak benim kocamda iki tane Lord varmış tutsak olarak. Askerlerini inceleyeyim. Şu benden çarı çöpü al. Ver bütün hepsini. Eyvallah. Sende yok, sende yok, sende var biri. Kanka, selamun aleyküm. İkimizin de faydası olacak bir teklif. Ver şunları bana. Ne kadar altın istiyorsun? 6000. Allah bereket versin kardeşim. Allah razı olsun. Efendim sevgili The Amazing Spidey Mustafa'dan 100 bit daha var. Abi değiştireceğim zaten Nick'i. 15 gün var. Bir de metal dinlediğini söylemiştim. Peki Metallica dinliyor musun demiş. İlla ki dinlemişimdir de. Hani özel olarak dinlediğim olmuyor dostum. Ben genelde Napalm Records isimli bir YouTube kanalı var. Orada yer alan parçaları dinliyorum. Onlar çok hoşuma gidiyor. Battle Beast'in hanımefendi bir vokalisti var. O vokalistin ses tonu hoşuma gidiyor açıkçası. Powerwolf var, onu dinliyorum. Amon Amarth var, onu dinliyorum. Heavy Metal ya da Hard Rock arası bir şey sanırım bunlar. Çok bilmiyorum. Şimdi seninle konuşmak istediğim bir teklifim var. Bana şu ikisini naklet. Ne kadar para istiyorsun? 6000. Allah bereket versin. Var mı başka? Herkesin kellesini vuracağım bu arada. Evet, niyeti bozdum. İkimizin de faydasına olacak bir teklifim var. Ne kadar istiyorsun? 5000. Allah bereket versin. Sende var iki tane esir. Selamun aleyküm. Tutsaklarını ver. 6000'e. Valla bak birazdan bir kıyım yapacağım. Herkesin kanı donacak. Birazdan bir kıyım yapacağım abi. Herkesin böyle bir kanı donacak, anladın mı? Oo, bu ne? Mr. Loba Loba. 25.000 öderiz oraya. tutsaklarına bakıyorum bu arada, elinde ne kadar tutsak var diye. Oğlum çok sempatik bir tipi var herifin ya. Merhaba. Bana bunu ver. Ne kadar istiyorsun? 2000'e. Eyvallah. Sende var mı? Sende var mı? Sende var mı? Sende var mı? Tamam. Anladığım kadarıyla bütün lordlar bende esir şu anda. Şimdi anneleri kamçılama zamanı. Abu! Filin hortumundan daha büyük aramıza katılıyor efendim abonemiz olarak. Hoş geldiniz, merhabalar. Çok dertli gördüm sizi efendim. Hoş geldin. Çok dertli gördüm seni. Bismillah. Puh, puh. Bu bir katliam dostlar. Batrin. Devam ke. Romund. Devam ke. Ya da ne bakıyorum anasını satayım. Vur herkesin kafayı ya. Umrumda mı? Değil. Baltamıza kuvvet. Beni siz delirttiniz. Oh, olala bebeğim. Olala. Firiduna. Davaş al. Başarımlar, başarımlar Joe. Kara kergitler.
Esnafla aram iyi olduğu sürece bana asker verirler. Ben tek başıma sizi yenerim. Lordlarla ara kasması da kolay. Oh. Bunların bir armoru düşmüştür var ya. Abav. Bıkmadan usanmadan. Bıkmadan usanmadan kanka. Yani artık can sıktınız. Gerçekten can sıktınız. Sürekli vay efendim ihanet. Vay efendim hani pes etmemek. Sürekli adam topluyorlar. Ya kardeşim ben 10 bölümdür binlerce adam kestin ya. Kestim ya. 10 binlerce adam kestim böyle. Kesiyorum. Arkamı dönüyorum. Geri geliyorum. 1000 asker daha topluyorlar. Nerenizden topluyorsunuz? Hadi şimdi de toplayın da göreyim. Bu arada klanlardan birini ortadan kaldırmışız lan. Bedel ödendi abi. Şu saatten sonra toplayın ordu da göreyim gagasına tükürdüklerim sizi. O Koltit klanı, o ihanet edenlerin her biri. Her biri hesap verecek bundan sonra. Her biri hesap verecek. Vallahi Batı İmparatorluğu, Vilandia, Aseray. Hiçbir şey demiyorum. Beni Güney İmparatorluğundan atarlarsa bu sefer Güney İmparatorluğundakilerin başını keserim. Herkesi öldürene kadar devam edebilirim yani. Oh. Manevi olarak bir rahatlama geldi. Kaç kişi öldürdüm bilmiyorum. Minik bir rahatlama geldi ama böyle. Ellerimize sağlık. Onurlu özelliğini kaybetti. Düzenbaz falan. Aseray'dan gelen barış teklifi. Baktılar ki Vatanya tarafında kelleler böyle güvetinleniyor. Oğlum o bunun da hesabı sorulacak size. Bunun da hesabı sorulacak. Baktılar ki böyle giyotin spor. Hala %69 ihtimalle şey yapıyor bu arada. Oğlum lordunuz kalmadı lan. Lordunuz kalmadı lordunuz. Aseray'dan ansızın gelen diploması isteği. Adam ansızın şey yapmak istedi hocam. Ansızın böyle. Ansızın böyle bir barış kararı aldı herif. İnanamıyorum ya. Ay 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 ay. Richard'ın hekimlik yeteneği arttı. Ne oldu abi? Dehşete düştü de. İzlerken falan mı arttı hekimlik yeteneği? Ne oldu? Aa, ne güzel kol bacak kesiyorlar falan diye. Hadi ordu toplayın da göreyim lan şu saatten sonra. Minik bir mola verebiliriz artık dostlar. Efendim sevgili Emre Can Özer. Prime'ın avantajıyla 7. ayında 600 saat Bannerlord sonrası akıl sağlığı demiş. Abi gayet iyi hissediyorum bu arada şu an. Adamlarımı toplayacağım kendi çocuklarımı. Ben asker toplamaya gidiyorum kendi memleketime. Allah kolaylık versin. Sabaha kadar ilişkimiz eksiye düşebilir. Ben gideceğim kendi kalelerimden, şehirlerimden adamlar toplayıp geri geleceğim. Oh la la bebek, oh la la. Orduyu da burada bir yerde park ettik. Gene bak bizimkiler esir alındı. Abi önemli mi? Değil. Tuttuğum herkesi öldüreceğim çünkü şu saatten sonra. Artık kötü tarafa geçtik arkadaşlar. Yani kötü taraf demeyelim de artık böyle kuyruğu doğrulttuk. Bak biri daha ihanet etti değil mi? Biri daha ihanet etti mi Güney İmparatorluğu'na? Bak bir ihanet daha görürsem senaryoyu sallayıp bütün Kaldırade'de yaşayan herkesi öldürmeye yöneleceğim. Adamı delirtmeyin. Dostlar bu arada ulan ilişki eksisi bitmiyor. Tamam yeter anladım insanlar bana kızgın ne var ya? Ne var yani kardeşim? Birkaç adamdan sabun yaptıysak ya. Ne olmuş yani? Çok pis daldık galiba ya. Çok pis daldık adamlar. Üzüldü abi. Asker bağışladan olmuyordu. Adamlar bir üzüldü. Ver herkesi. Al geri. Abu. Dur. Ayarlanır.
Ayarlanır. Bizimkilerden en güçlü orduları alıp geri veriyorum. Sonra bozuk yani en düşük seviye atlıları ay benim nikah artık ama ya. Son yarım saat bu ekranı göreceğiz galiba. Tamam anladım. Neymiş efendim? İdam etmişiz. Kocam askerlerini inceleyeyim. Ver bakalım bana. 70 tane fazla atlım var. Çok iyi. Şimdi bunların hepsini şöyle bir kenara yığıyorsun. Sonra buraya pıtınk diye geri alıyorsun. Evet şu son alttaki 70 çok da tecrübeli olmayanlar. Oha 25 tane imparatorluk süvarisi geliştirilebiliyor ama at yok. O zaman ne yapıyorum? Ben bu birlikleri abimin orduya pıspıslıyorum. On tane. Eyvallah. Biraz da şu kızın orduya pıspıslayalım. Bir 30 adam alacak yerim olsun da sürekli hani adam alıp bırakayım, adam alıp bırakayım. Bence buralardan hiç asker almayalım. Doğrudan gidelim kendi memleketimizden adam alalım. Yani kendi işgal ettiğimiz yerlerden. Penkanok tekrar kuşatıldı. Almıyorum lan adam yürü. Elimizde var olanlarla idare edeceğiz. Geliyorum. Yani orası yok olmazsa, alınmazsa geliyorum. Kelle almaya geliyorum. Omuz üstünde baş bırakmayacağım. Oyuna bir çık gir mi yapsam? Takıldı mı sizce? Normal mi? Bence normal ya. Sanki biraz çünkü fazla kelle aldık gibi yani. Biraz ama. Adam ver ulan. Yürü Penkanlok'a. Alırlarsa da çıkışta sıkıştırırım. Yani bir şey değişmez ki. Çıkışta sıkıştırırım herifleri. Bak bak bak. 274 kişilik ordu. Merhaba. Topla topla. Çocuklardan biri 16 yaşına bastı. Helal lan böyle gürbüz bir delikanlı. Kendi yolunu bulmaya git diyebiliriz. Elçilik yap. Tedbiri asla elden bırakma ya da ihtiyacı olan herkese yardım et. Bayağı cazibe kazandı bizim çocuk. Kazanova oldu. Gel 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 gel. Gel Penkanlok'a giderken şöyle sizi de bir şişleyeyim. Marunat da kuşatma altında. Marunat'a Marunat'tan Penkanlok'a. Elimde az birlik olabilir. Az olsun bizim olsun. Kanka hala eksi ilişki görecek miyim? Balgard asileriyle ilişkin azaldı yazıyordu orada. Ulan götünüzden element uyduruyorsunuz. Balgard asileri... Balgard asileri mi kaldı? Balgard Koltit klanında şu an. Bunlar element uyduruyor abi. Bunlar element uyduruyor. Hücum yaz. Yemişim taktiğini ne? Hücum. Hücum buradan aldığımız herkesin de kellesi koparılacak. Bu kadar. Bak aslında şöyle bir şey yapalım. Çok güzel bir fikrim var. Çok güzel bir fikrim var chat. Bak hazır paramız var. Ne yapacağız biliyor musunuz? Bütün orduyu kendi emrim altında toplayıp elimde bulunan bütün eşyaları XP olarak dağıtıp elimdeki bütün orduyu güçlendirip en üst kademeye çıkarıp tekrar bizimkilere vereceğim. Nasıl fikir? Biraz masraflı ama güzel fikir bence. Çünkü düşün yani elimizde az miktarda adam var ama hani 600 tane idare eder askerle mi dolaşmayı tercih edersin yoksa hani 600 tane lejyonerle mi? Tabii ki 600 tane lejyonerle. Ya da Allah ne verdiyse her askerin böyle hani deli gibi tecrübeli olduğunu düşünsene. Onun müthiş olmaz mı? Full tecrübeli orduyla yavaş yavaş tane asker toplayarak takviye ederek full tecrübeli ordu artı hani minimal çömez anladın mı? Şunu hedefliyorum. Ordunun %90'ı veteran. Müthiş tecrübeli. %10'u yeni askerlerden oluşacak. Çünkü kelle almak istiyoruz anladın mı? Çok kelle almak istediğimiz için asker kaybetmememiz lazım.
Bak ne kadar kaybımız var? 11-12 adam. Yeter lan abi. Crash your enemies. Ulan. Adamların ağzına sıçmışım galiba. Bu bölüm ne başarım aldım ya. Bu bölüm ne başarım aldım ya. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Keşke en başından kelle alsaydık. Herkesle aramdaki ilişkiye bakar mısın? Hala ilişki eksi düşüyor bu arada. Daha esir alıp kelle vuracağım biliyorsunuz değil mi? Tüh tüh. Vah gariplerim. Yanlış adamın eline düştünüz. Var mı tutsak? Bir tane de sende var. Rustika. Sen bana ver bakayım şu esirleri. Kurt postular falan kimsenin kurtuluşu yok ya. Kimsenin kurtuluşu yok. Evet efendim. Elleri yağlama zamanı. Puh puh. Kal radyoda adam kalmayıncaya kadar. Terminator babuş. Sahalara döndü Joe. Evet dostlar. YouTube'dan izleyip vakit ayıran herkese çok çok teşekkürler. Umarım keyifli güzel zaman geçirmişsinizdir. Gelecek bölümlerde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Mountain Blade'deki Bannerlord serisinde finale ulaşmaya çalışacağız efendim. Esenlikle kalın. Bye bye.